Selamun aleyküm. Bu videomuzda son günlerde özellikle ülkemizde dalış ve balayı turlarıyla gündeme getirilen, sahilde dans eğlenceleriyle pazarlanmaya çalışan Moritos Cumhuriyeti'nin acı dolu tarihinden bahsetmek istiyorum. Hint Okyanusu'nun güneybatısında, Güney Afrika'nın ise doğusunda olan ama haritada baktığınız zaman ancak bir nokta kadar yer kaplayan bu takımada ülkesi, tarihinde birçok acıya da ev sahipliği yapmış durumda. Tabi bunun en büyük sebebi de yine bildiğiniz gibi bugün medeni olarak bizlere pazarlanan Batı ülkelerinin o günkü sömürge ve kölelik sistemlerinin bu adada işletmeye çalışmaları. Toplamda yüz ölçümü 246 kilometre kare olan bu küçücük ülke birçok savaşlara şahitlik etmiş ve birçok insanın köle olarak hayatının kararmasını ve son nefesini Abu Adada vermesine şahit olmuştur. Ülkenin başkenti Port Louis isminde küçücük bir şehirdir. Ülkede konuşulan bugünkü resmi dil ise Fransızca ve İngilizcedir. Bugün konuşulan Fransızca yerli halkın kendi dillerinin de karışmasıyla birlikte değişik bir hal alsa da Fransızca konuşan ülkeler arasında yerini almaktadır. Yapılan araştırmalara göre adada yaşayan etnik gruplar şu şekildedir. %50'ye yakını Hindistan'dan getirilen Hinduizm'e inanan kölelerden oluşuyor. %30 kadarı misyonerlik çalışmaları ve kölelik döneminde yapılan baskılarla Hristiyanlaştırılmış kölelerden oluşuyor. %20'den az bir kısmı ise Müslümanlardan oluşuyor. Kendisi küçük ama birçok tarihi acı olaya şahitlik etmiş olan Moritos Cumhuriyeti, kendisini korumak için herhangi bir orduya sahip değildir. İlk olarak Arap denizcilerinin dinlenme yeri olan ada, 1510 yılında Arap denizcileri zor kullanarak bölgenin yerini öğrenen Portekizliler tarafından adeta işgal ediliyor. Bölgeye gelen Portekizli sömürgeciler, Arapların bölgede vermiş olduğu isimlerin hiçbirini kullanmayıp, kendi mülkleriymiş gibi bölgeyi kullanıp yeni isimler vermeye başladılar. Moritos ismi ise Portekizlilerden yıllar sonra gelecek olan Hollandalıların adaya prenslerine hitaben verdikleri isimdir. Portekizliler bölgeye getirdikleri köleleri zor şartlarda çalıştırdıkları için ellerinden kaçmaya çalışan köleler belli bir süre sonra dağlarda kendilerine yer edinip Portekizli sömürgecilerin ellerinden kurtuluyor ve bundan sonra Portekizliler adaya köle getirmek yerine Hindistan ticareti yaparken sadece dinlenmek ve oradan erzak ihtiyaçlarını gidermek için kullanmaya başlıyorlar. Portekizlilerden sonra adanın işgalini Hollandalılar devralıyor ve Hollandalılar o kadar hor kullanıyor, o kadar yağmacı davranıyorlar ki bölgede yaşayan Dodo isimli bir güvercin türünü et ihtiyaçlarını giderebilmek için nesli tükenene kadar kullanıyorlar. Bununla da yetinmeyip yapacakları inşaatlerde kullanmak üzere adanın kendisine has olan ağaçları da kereste niyetiyle kesip tamamıyla yok ediyorlar. Bununla da yetinmeyen Hollandalılar bölgeye getirdikleri başka ülkelerdeki vahşi hayvanlarla doğanın bitki örtüsünü bozdukları gibi hayvan yaşamını da baştan sona bozuyorlar ve adada hiçbir şeyi eskisi gibi bırakmıyorlar. Portekizlilerden kalan tarlalarda yeni işçileri çalıştırmak için Endonezya ve Afrika'dan yeni köleler getiren Hollandalılar, adadaki bulunan arsaları Avrupa'dan getirdikleri kendi efendileri arasında taksimat yapıyorlar. Kasırgalar, hastalıklar, kıtlık ve diğer sebeplerden dolayı uzun süre burada barınamayan Hollandalılar 1710 yılında adayı terk etmek zorunda kalıyorlar. Hollandalıların da adadan çıkmasından sonra bunu bir fırsat bilen korsanlar, adayı 5 yıl boyunca kendileri istekleri doğrultusunda kullanmaya başlıyorlar. 1715 yılında tekrar adaya gelen Fransızlar, Hollandalılardan kalan arazilerde çalıştırmak üzere bölgeye her geçen gün daha fazla köle getirmeye başlıyorlar. Madagaskar'dan, Endonezya'dan ve Afrika'nın diğer ülkelerinden bölgeye gelen köleler çoğaldıkça ekim alanları da artıyordu. Bu sırada Fransa'da yaşanan devrim hareketleri sonucunda köleliğin kaldırılması tartışılıyordu. Yalnız adadaki efendiler buna hiç sıcak bakmadığı için kölelik sistemi olduğu gibi sürdü. 1810 yılında
Adadaki Fransız faaliyetlerinden rahatsız olan İngiltere, 10 bin askeriyle adayı işgal etti. Adaya gelen İngilizler, 80 bini köle olmak üzere 100 bin kişinin yaşadığını gördü ve yapılan anlaşmalar sonucunda Fransız tarla sahiplerine karışmayıp kendi yeni kolonilerini kurarak bölgedeki sömürge zincirini devraldı. Yüzlerce yıllık burada İngilizlerin hükmetmesine rağmen bugün adada Fransızların etkisi hala gözükmekte ve halkın büyük bir çoğunluğu Fransızca konuşmaya devam etmektedir. Yüzlerce yıl kölelik sisteminin devam etmesinin ardından örgütlenmeye başlayan köle sınıfı kendi aralarında yeni partiler kurup yavaş yavaş seslerini yükseltmeye başladılar ve 1960'lı yıllarda Afrika'daki birçok ülkenin yaptığı gibi kendi özgürlüklerini elde edebilmek için harekete geçtiler ve yaptıkları mücadelenin sonucunda ise yine 1960'lı yıllarda özgürlüklerini, bağımsızlıklarını elde ettiler. 1992 yılında ise yine yaptıkları seçimle Cumhuriyet rejimine geçtiler. Son yıllarda balay turları ve dalış turlarıyla pazarlanan ada, tarihi birçok acılara şahitlik etmiş bir takım adalar zincirinden oluşmaktadır. Bu ülkeyi bizim için özel yapan sebeplerin başında tabii ki zulme uğraması, mazlum duruma düşmesinin yanı sıra, kölelerin burada çektiği eziyetleri kalbimizde hissetmemizin yanı sıra, Osmanlı döneminde kalan tarihi bağlar da elbette büyük etkiye sahiptir. Sizlere bu konuda Ahmet Kavas'ın Afrika isimli kitabında yazdığı bir anekdotu okumak ve videomu o şekilde bitirmek istiyorum. Ahmet Kavas, Moritoslu Müslümanlara ayırdığı şu bölümde şu dikkat çekici ayrıntıları bizlere aktarıyor. Çoğunluğu Hint asıllı Müslümanlardan oluşan Moritos İslam toplumu ilk defa 19. yüzyılın başında oluştu. Fransızlar Doğu Afrika sahillerinden getirdikleri köleleri kontrol etmek için Laskar denilen Müslüman askerler getirmişlerdi. Bunlar Doğu Afrika yerlileri, Arap ve diğer ülke Müslümanlarının karışımından doğan Melez topluma mensuptular. Moritos'taki Müslüman askerlerin kampında 1805 yılında bir cami inşa edildi. İkinci cami ise halen ülkenin en büyük camii olan başkent Port Louis'te bulunan Cuma Camii'dir. Ve 1853 yılında ibadete açılmıştır. Buradaki Müslümanların çoğunluğu Hindistan'dan getirilen veya kendi istekleriyle gelen işçi ve tüccarlardı. Ekserisi Hanefi mezhebine bağlıydı. Bu cami ibadete açılır açılmaz Osmanlı Devleti'ne müracaat ederek kendilerinin bir İslam toplumu olarak tanınmalarını istediler. Cuma Camii imamı Şeyh Nasreddin İbni Gazi Sebdar, adadaki Osmanlı şehbenderliğine müracaat ederek oradaki deftere kendisinin Moritos İslam toplumunun önderi olduğunu kaydettirdi. Sultan Abdülaziz tarafından kendisinin bu caminin imamlığına tayininin tasdik edildiğini 31 Aralık 1879 tarihinde Sultan II. Abdülhamid'e hitaben yazdığı mektupta belirten Şeyh Nasreddin, adada kutlanan resmi günlerde Osmanlı kıyafetleri giymek istiyordu. Kendisine Osmanlı kıyafetleri gönderildiği takdirde bunları giyecekti. Çünkü adadaki diğer ileri gelen zevat bu toplantılara resmi üniformalarla katılırken kendisinin böyle bir kıyafeti yoktu. Bu ihtiyacının derhal giderilmesi onun en büyük arzusuydu. Moritos İslam toplumu ileri gelenleri 1877 yılında Osmanlı-Rus harbi esnasında adadaki Müslümanlar arasında yardım kampanyaları başlattılar. Adada bulunan Osmanlı Şehbender Vekili'nin bizzat denetiminde toplanan paralar 19 Temmuz 1877 tarihinde 850 liralık bir poliçe ile İngiltere'deki Osmanlı sefareti üzerinden İstanbul'a gönderildi. Yine adadaki ileri gelen Müslüman ailelerden birisi Osmanlı şehitlerinin geride kalan yetimleri için 125 İngiliz sterlini tutarındaki yardımı başka bir poliçe ile gönderdi. Moritos Müslümanları her geçen gün güçleri nispetinde aralarında Osmanlı gazileri için, şehitleri için, yetimleri için yardım topluyorlardı. 1906 yılında Moritoslu Müslümanlar İslamisme adıyla bir dergi çıkarmaya başladılar. Bu derginin ismi bir Osmanlı tuğrası şeklinde resmedilmiş
ve başta Osmanlı Devleti olmak üzere İslam dünyasının farklı bölgelerinden haberlere sıkça yer verilmekteydi. Osmanlı Devleti'ne Mauritius, İslam toplumunun bu yakın alakası milli mücadele esnasında da devam etti. Adaya gelen Hindistan asıllı bir Müslüman, cephelerde yaralanan askerler ile şehitlerin geride kalan aileleri için bir yardım kampanyası düzenledi. Anadolu'dan binlerce kilometre uzaklıktaki Afrika'nın bu küçücük ülkesindeki bir avuç İslam toplumunun gazilerimize ve şehitlerimizin geride bıraktıkları yakınlarına verilmek üzere gönderdikleri yardımlar unutulacak gibi değil. Bugün Mauritius adasında 200 binden fazla Müslüman yaşamakta olup bunların daha ziyade Suudi Arabistan, Pakistan ve Libya gibi ülkelerle bağları bulunmaktadır. Oysa ki bir zamanlar atalarımızın en acılı günlerinde yanlarında yer alan bu insanların torunlarının varlığı bizim için bir şeyler ifade etmelidir. Dünyada ve ülkemizde yaşanan son gelişmelerle Pakistan ve Libya ile olan ilişkilerimizin gelişmesiyle bu ülkede olan Müslümanlara karşı da sorumluluğumuz olan şeyleri yapma vaktimizin yaklaştığına inanıyorum. Yani bizim Mauritius'a balayı için ya da sahilde dans etmek için, dalış turları yapmak için gitmekten ziyade tarihi dostluğumuzu pekiştirmek ve oradaki insanlarla eski bu yaptıkları büyük fedakarlıkların hatırı olarak daha fazla şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ülkeye ilk duyduğum zaman ilk işim yani nasıl gidileceğine bakmaktı. Ülkeye gitmek için herhangi bir vize şartı yok. İstanbul'dan uçağa binip direkt olarak 13 saatlik bir uçuşun ardından gidilebiliyor. Vize yok ama şöyle bir sıkıntı var. Keşke vize olsaydı, uçak biletleri biraz daha ucuz olsaydı demek zorunda kaldım. Çünkü yüzeysel olarak baktığımda 13 bin lira civarında bir uçak bileti tutuyor. Bunun yanı sıra tabii bölgeye gitmek için sanırım bir turla gitmek en doğrusu olacağından onların da kaç lira alacağını hesaplarsanız işte bir 10 bin lirada onların istediklerini düşünürseniz Mauritius Cumhuriyeti'ne gidebilmek için maalesef şu an 20 bin lira en az 20 bin lira harcamamız gerekiyor. Ama bu düzen böyle gitmeyecektir tabii ki. İşte ülkelerdeki petrol kuyularının el değiştirmesi, diğer ülkelerin petrol kuyuları bulması, doğal gaz kaynakları bulması tabii ki ilerleyen dönemlerde uçak biletlerinin de ucuzlamasına sebep olacaktır diye düşünüyorum. Seferlerin az olması da tabii fiyatın fazla olmasında etkili ama inşallah ümit ediyoruz ki yakın bir gelecekte Afrika'ya olan uçak biletleri daha da ucuzlar, vizeler de kalkar ve isteyen istediği zaman bize savaş döneminde fedakarlıkta bulunan bu coğrafyanın insanlarına onların göstermiş olduğu fedakarlıkları iade edip yeni fedakarlıklarımızı gösterip iade edip sunmamız için gitmemizi nasip etsin. Biz Sevder olarak her iki ayda bir bölgeye gidip onların bize göstermiş oldukları fedakarlıkların karşılığında biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz vesilelerinizle. Yani buradan son söz olarak bize Afrika'da ne işiniz var diyenlere bu kitabı okumalarını tavsiye ediyorum. Savaş dönemlerinde Afrikalılar, Pakistanlılar, Hindistanlılar bütün varlıklarını ortaya koyarak ülkemizde savaşan insanlara yardım göndermişler. Ve savaşlarda şehit olanların yakınlarına da birçok ülkeden, abartısız birçok ülkeden yardımlar göndermişlerdir. İşte biz bunlar için, işte biz zulme karşı durabilmek için o bölgelere gidiyoruz ve gitmeye devam edeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.